Karşılaşmanın hakemi İlkay Aydın'ın ilk düdüğüyle birlikte mücadeleye başlıyor. Mücadeleye Göztepe başladı. Umarız bol gollü, çekişmeli ve Göztepe'nin 3 puanı hanesine yazdırdığı bir mücadele izleriz değerli izleyiciler. Bir geri pas kaleci Egemen'e doğru. Egemen hiç riske girmedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasının içine doğru savunmadan çıkan Cemal vurdu. Out ve puan farkının açılmasına sebep olur. Özellikle Göztepe açısından çok önemli bir mücadele diyebiliriz. Bu arada Enes de sağ kanattan hızlı çıkma çabasındaydı Göztepe. Enes'in topu sol kanatta buluşan isim Furkan. Furkan ceza sahasına girdi. Karşısında Abdullah vardı. Furkan'ın ortası Şaban. Şaban'ın müdahalesi yetersiz. Out. Cihan kullandı korneri. Kaleye doğru Yakup çift yumrukla uzaklaştırdı. Ramazan taç atışını kullanacak. Cihan'ı gördü. Cihan yeniden Ramazan'a gönderdi. Onur Bektaş top istenisinde. Ramazan ilk rakibinden sıyrıldı. O ceza sahasına baktı. Şaban'a doğru. Şaban kafayla indirdi. Tolga vurdu. Kaleciyle karşı karşıya Enes. Kaleci Yakup'un müdahalesi başarılı. Enes. Enes de sarı kırmızılı temsilcimiz gole çok yaklaştı. Geriye çıkardı Onur Bektaş. Onur'dan Enes'e doğru Pendik savunması araya girme uğraşındaydı. Recep araya giremedi. Ramazan'ın ortası. Şaban indirecek mi? Kaleye doğru müthiş direkten bir şut. Döndü. Evet. Çok kritik bir an. Göztepe için şanssız bir an. Karşılaşmanın 32. dakikasında Şaban'ın kafa vuruşu direkten dönüyor. Osman Fırat bir orta daha. Göztepe hata devam edecek mi? Utay kalecisi Egemen'e bıraktı. Arif'in presi var Egemen'e. Egemen yeniden Sabutay'a gönderdi topu. Pas almaya, top almaya gelen isim Tolga vardı. Tolga aldı topu. Ön alanda Pendikspor baskısı var. İlhan'ın pası Umut topla buluştu. Umut ceza sahasına girebilecek mi? Umut girdi ceza sahasına. Yerde kaldı Arif'in şutu. Top dışarı gidiyor. Bir tehlikeli atakta 34. dakikada Pendikspor'dan geldi. Arif'in şutu dışarı gitti. Umut çok tehlikeli girmişti. Bu arada Göztepe'nin direkten dönen topunu izliyoruz. Karşılıklı ataklar. Tolga'yı gördü. Tolga'nın indirdiği yerde eser var Pendikspor'dan. Onur'da kaldı top. Sağ tarafta Ramazan Işık top bekledi. Ramazan topla buluştu. Ramazan atağa destek veriyor sağ kanattan. Şaban içeride top bekliyor. Ramazan'ın ortası Şaban'a doğru. Şaban'ın vuruşu yanalarda. Şaban. Göztepe bir kez daha Şaban'la etkili geldi. Ramazan savunmasından çıkıp atağa destek vermişti. Ramazan'ın atağa katıldığı hemen hemen her pozisyon Göztepe için tehlikeli ataklar demek sayın seyirciler. En azından Han yeniden oyunda Pendikspor'da. Göztepe atağını izleyeceğiz. Ramazan yeniden çıktı. Ramazan'ı kaleye doğru gönderdi. Tehlikeli bir şut. Orta şut karışımı. Kalecinin önde olduğunu görmüştü. Yakup'un önde olduğunu gördü Ramazan. Şansını denedi fakat top out'a çıkıyor. 5 numarayı gösterdi yanılmıyorsam karşılaşmanın 4. hakemi fakat yanlışlık var orada. Yok evet Sabutay sağda yok. Evet doğru Midat. Yanlışlık yok. Yok Sabutay mu? Evet Sabutay oyundan çıkan isim Göztepe'de. Bir an dedim Tolga'nın 36. dakikada sarı kartı vardı. Acaba dedim onu mu oyundan aldı diye Özgür Hoca. Fakat Sabutay'ı çıkartıp Fatih Aytek ikilisine savunmayı emanet etti. Özgür Zengin çabasında ceza sahası içinde bir arkadaşı var. Enes içeri açtı. Ceza sahası içine doğru vuruş ve top ağlarda. Gol. Göztepe'nin golü geliyor. Göztepe'nin golü geliyor. Göztepe ikinci yarıya golle başladı sayın seyirciler. Furkan. Golün ismi genç Furkan. Sağ kanattan Enes Kuba çok etkili geldi. Ceza sahası içine müthiş bir orta. Göztepe aradığı golü erken buldu ikinci yarıda Furkan Alakmak'la. Göztepe'nin genç oyuncusu Özgür Hoca'ya koştu. Pozisyon tekrar ekranlarınıza değerli izleyiciler. Evet. Enes'in ortası. Estetik ters bir vuruş. Bir vuruş Furkan'dan. Arkasında Abdullah vardı ona rağmen. Topukla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi genç Furkan. Takımını 49. dakikada 1-0 öne geçiren gole attı.
Bu da Göztepe formasıyla bu sezon Furkan'ın ilk golü oldu sayın seyirciler. Maç şimdi başlıyor diyebiliriz. Osman bekletmeden Cihan'a gönderdi. Cihan sol kanattan hızlı geliyor. Enes ve Şaban ileri çıkan isimler Göztepe'de. Azimet var karşısında. Bindirme var sol taraftan. Topla buluşan isim Şaban. Kaleye baktı. Şaban'ın vuruşu çok etkisiz. Fatih indirdi. Osman Fırat Tolga'yı gördü. Tolga orta sahada. Şaban geldi orta sahaya kadar top almaya. Sol tarafa doğru Furkan'a doğru bir top. Furkan hızlı atak çabasında. Abdullah var peşinde. Furkan bakalım rakibinden sıyrılabilecek mi? Furkan. Şaban top bekliyor. Geriye çıkardı. Tolga hata destek veren isim. Tolga kaleye baktı. Tolga'nın uzaklardan vuruşu kaleci Yakup'ta kalıyor. Kaptan girdi araya Göztepe'de. Enes. Furkan kaçtı savunmanın arkasından. Furkan yetişebilecek mi? Furkan yetişti kaleciyle karşı karşıya. Yakup kurtardı ikinci pozisyon. Furkan. Bir kez daha Yakup'ta kalıyor. Göztepe ikinci gole. İlk golün sahibi genç Furkan'la çok yaklaştı sayın seyirciler. Karşılaşmanın 59. dakikasında ikinci gol şansını Furkan'la geri tepti sarı kırmızılılar. Bir verkaç denemesi Furkan ceza sahasına girdi. Ortası Şaban'ın kafa vuruşu kaleci Yakup'ta kalıyor. Arkada Enes Kubat ellerini açtı. Bomboştu, top bekliyordu Furkan'dan. Furkan onu görmedi, Şaban'ı tercih etti. Şaban'ın kafası da kalecide kaldı. Arif. Arif Aytek mücadelesinden Aytek galip çıktı. Arif'in presi devam ediyor. Aytek yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemine bakıyoruz. Oyunu durdurdu. Evet. Ceza sahası içine baktı arkadaşlarına. Özgür Hoca saha içine kadar girdi. İlhan'ın ortası kaleci Egemen. Tek yumruk. Tehlikeli bir pozisyon. Uzaklaştırıyor Göztepe savunması. Kalecilerin sakatlığında oyun tamamıyla duruyor. Egemen genç Alp'te işte sakatlandı pozisyonu bir kez daha an. İzliyoruz sayın seyirciler. Tehlikeli bir pozisyondu. Recep kalecisi Yakup'a döndü. Berkay'ın presi vardı. Kaleci uzaklaştırdı. Hakan. Adem'den sol kanatta yine Furkan bindirdi. Ofsayt yok. Furkan. Furkan sol kanattan kaleye baktı. Furkan'ın vuruşu yandan out'a gidiyor. Furkan da bu dakikalarda yorgunluk belirtileri var Mithat. Oldukça etkili bir performans sergiledi. Çok çalıştı bugün. Bugün güzel koştu. Görünce tekrar ceza sahasının içine girip topu kontrol etti İlhan. Topukla indirdi. Sol tarafta Recep. Artık son dakikalar Gökhan Demir. Uzatma dakikalarında sonlarına doğru gelirken ceza sahasında Recep'in ortasında kaleci Egemen. Topu çıkıyor. Kontrol ediyor. Da sayın seyirciler. Faul atışını kazandıran oyuncu Aytek de bugün üzerine düşeni evet, fazlasını yaptı diyebiliriz. Karşılaşmanın hakemi faulü kullanılmasına izin vermedi. Son düdüğü çalıyor. Göztepe bir hafta aradan sonra yeniden 3 puanla kavuşuyor sayın seyirciler. Deplasmanıyla evet bu arada karşılaşmanın tehlikeli anlarını arkadaşlarımız ekranlarınıza taşıyor. Şaban'la karşılaşmanın ilk yarısında iki etkili kafa vuruşuyla rakip kalede tehlike yaratmıştı Göztepe. Burada hakemin elle oynama neticesinde durdurduğu bir atak vardı. Göztepe için tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Pendik sporlu Abdullah burada takımını atağa kaldırmak çabasındaydı. İlhan topla buluşmuştu. İlhan'ın arapasında atak başlamadan bitmişti. Evet değerli izleyiciler karşılaşmanın tek golü genç Furkan'dan gelmişti. Enes'in ortasında 70. dakikada Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Şaban'ın vuruşu burada etkisizdi. Dışarı gitti. Karşılaşmadaki önemli anlar ekranlarınıza geliyor. Burada Tolga denemişti şansını uzaklardan. Kaleci Yakup'un ellerinde kalmıştı top. Burada da Furkan karşılaşma 1-0 iken ikinci gole kendisinin ve takımının ikinci golüne çok yaklaşmıştı. Bu arada minik bir Göztepe taraftar ekranlarda. O da Göztepe'nin galibiyetini kutluyor. Alsancak çimlerinde.
burada kaleci Yakup kalesini terk etmişti. Yine Furkan'da tehlikeyi yaratan isim. O başarılı olamadı. Özgür Hoca da 90 dakika boyunca bir an olsun yerine oturmadı. Oyuncularını uyarılarına sürdürmüştü sayın seyirciler. Erhan Altın da sezona başlamıştı Göztepe. Ligde ilk hafta Gazi Osman Paşa ile 2-2 berabere kalmış. Ardından da teknik direktör değişikliğine gitmiş, gitmeyi tercih etmişti yönetim. Erhan Altın'la yolları ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe futbol direktörü Özgür Zengin'i getirmişti sarı kırmızılı ekip. Göztepe'de daha önce altyapı koordinatörü olarak görev yapan Özgür Zengin sezon başında da futbol direktörü olmuştu. Sarı kırmızılar Özgür Zengin yönetiminde bu karşılaşmaya kadar çıktı. Resmi mücadelelerden 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik almıştı. Özgür Hoca hanesine bir galibiyeti daha ekleyerek 7 galibiyete ulaştı. Sarı kırmızılı takımın başında. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları ve tehlikeli anları sizler izlerken bir diğer karşılaşma Tokatspor İnegöl mücadelesiydi. Tokatspor'da ev sahibi olduğu mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Evet, Göztepe bu puanla 29'da çıkarmış ve ikinci sıraya yükseldi. Yeni Malatya'nın bir maç eksiği var. Üçüncü sırada 28 puanla kaldı. Sayın seyirciler, ligin devre arasında giderken zirvede... Evet, Mithat hazır yanılmıyorsam. Soyunma odalarına, koridorlara döneceğiz şimdi. Mithat'ın yanında konukları olacak sayın seyirciler.